Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ABC üçgeni ile DEF üçgeni eşkenar üçgenlerdir. Eşkenar üçgenlerin bütün kenarları eşittir. Büyük ABC üçgenin bir kenarı 14 ise BC'nin de 14 olmasını beklerim. Peki BC'nin tamamı 14. EC'ye X verildiyse BE kısmına 14 eksi X yazma hakkına sahibim. Aynı mantıkla küçük olan eşkenar üçgenin bir kenarı 8 ise yine EF'nin de 8 olmasını beklerim. Bütün kenarlar eşit ya. EC'ye x verildiyse FC'ye 8 eksi x yazabilirim. Bak bize BF'nin tamamı 16 santim. Yani şurası hoca demişler 16 santim eşit. Haydi gel neresi 16 ise yazalım. Bak 14 eksi x artı x artı 8 eksi x'in 16 eşit olduğu söyleniyor. Hocam artı x eksi x'i götürür. 14 8 daha 22 eksi x eşittir 16 yapar. Eksi x'i sağ 16'yı sola atarsam x'i 6 doğru seçeneğimi de Edirne bulmuş olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda x açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Bize iki tane küçük ikiz kenar üçgen verin. Şöyle yapayım mı? Bak şuna a açısı dersem şuna da a açısı dedim. İkiz kenardan. Şuradaki açının 180-2a olduğunu görüyorsun. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180. O halde buradaki ters açının da 180a-2a olduğunu yazabilirim. Aynı mantıkla diğer ikiz kenarı yapacağım. Hocam ben buraya B dersem burası da B'dir. İkiz kenardır. Şuradaki açıyı bulmak istiyorsam üçgenin iç açının toplamı 180'dir. 180'den 2 B'yi çıkarırsam bulurum. Burası ters açı olduğuna göre şuradaki açı da 180 2 B'dir. Şimdi arkadaşım D, K, E üçgenin iç açılar toplamı yine 180 değil midir? O zaman bu sarıyla taradığım bölgelerin toplamını 180'e eşitleyeceğim x artı 180 eksi 2 a artı 180 eksi 2 b'yi kime eşitleyeceğiz buradan 180 eşitleyeceğiz dostum 180'ler karşılıklı birbirini götür buradan x Eksi 2 parantezi alırsam bak şu eksi 2 parantezi aldığım zaman a artı b'ye dönüşür. Bir de burada artı 180 eşittir 0 oldu. Ya dur hocam biz x'i arıyoruz a artı b'yi nasıl bulacağız? Bulacağız dostum. A, b, c üçgeninin İç açılar toplamı yeşille taradığım toplam yine 180'e eşit değil midir? Yani A artı B artı 71 hocam 180 eşit olmalıdır. 71'i karşıya atarsan... A artı B'nin evet arkadaşım 109 derece eşit olduğunu bulursun. E A artı B lazımdı bana şurada. Gel yerine 109'u yapıştır. Evet x eksi 109'u yapıştırdığında eksi 218 artı 180 eşittir 0 olur. Ne yapacağız? 218'den 180'i çıkaracağız. 20 38 mi yapar? x eksi 38 eşittir 0. x'i buradan 38. Doğru seçeneğimi de denizli buldum. Yaslan Arkan'a çok tatlı bir soru çözeceğiz arkadaşım. Tümevarım varım Testlerine ne yaptığımızı biliyorsun değil mi? Şu ana kadar öğrendiğimiz konuların bir tekrarını yapıyoruz seninle. Hemen bize DCX kaç santimdir diye verim. Şu bilgileri bir yapıştıralım. Hepiniz yaptığınızı biliyorum. Hocam FBK dersem Şöyle maviyle mi yazsam daha net gözükecek. Evet FBK dersem CF'ye 3K derim. Benim karşıma aslında düzgün bir yamuk verilmiş. Gel biz buradan C'den DA'ya bir paralel doğru çizelim. Nasıl? Şöyle bir paralel doğru mu olsun? Oldu mu oldu? Hocam DC uzunluğum X verilmiş. Doğal olarak bu uzunluğun da X olmasını beklerim. Şu uzunluğun da paralel kenardan X olmasını beklerim. EF'nin tamamı 110 sa geriye ne kalır? 110 eksi x. AB'nin tamamı 130 ise geriye ne kalır? 130 eksi x. Evet arkadaşım. C, C demeyeyim de şöyle yeşille taradığım, çünkü isimleri belli değil. Yeşille taradığım üçgene bakmanı istiyorum. Bir de tekrardan yeşille taradığım şuradaki küçük üçgene bakmanı istiyorum. Evet dostum benzerlik yapacağım. 3K'nın 4 k oranı, evet evet evet, evet. tabanların 110-X'in 130 x'e. tabanların birbirine oranına ne olması gerekiyor? eşit olması gerekiyor. Hocam k'ları götürdüm. Çapraza girdim. 440 eksi 4 x. Bir kez daha çapraza girdim. 390 -3x e. eksi 3 x. Eksi 4 x'i buraya. 390'ı buraya. 440 eksi 390. Eşittir 4 x eksi 3 x'ten. Hocam buradan 50. Buradan x gelir. X'i de 50 santimde doğru seçeneğimi Edirne'ye yapıştırdım bile. Dostum sorumuza baktığımızda dik üçgen verilmiş şekil 1'de. Bundan 4 tanesi şekil 2'deki gibi getirilip Bölgenin alanı sorulmuş. Şu bölge 2'miş. Şu tabana bak. Tabana A diyelim. Tamam dostum? Bu diğer dik uzunluğa yüksekliğe B diyelim. Zaten hipotenüs bize de 6 vermiş. Yerleştireceğim. Hocam bak burası 6. Şurası tabana denk geliyor. Buraya A dedim. Bak bu diğer üçgenin tabanına denk geliyor. Buraya da A dedim. Diğer şekle geçmeden şuradaki dik üçgeni gördün mü sarıyla çizdiğim? Bak bir kenarı a, diğer kenarı a artı 2, hipotenüsü de 6. Şurada bir biz pisagor yapabiliriz. Hipotenüsün karesi eşittir yani 36. Diğer kenarların karelerinin neyi toplamı? a kare artı a artı 2'nin parantez karesi. Hocam düzenlersem 36 eşittir. a kare artı birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpının iki katı ikincinin karesi. Buradan 36 eşittir. 2 a kare artı 4 a artı 4'ü karşıya attığımda şurayı direkt 32 yazsam herhalde hepimiz anlarız. Sonra ne yapalım? Sonra her iki tarafı her tarafı 2'ye bölelim. 16 eşittir a kare artı 2 a burada dursun. A'yı bulmana gerek yok. Sebebi nedir dendiğinde şunu dersin. Şu bölgenin alanını bulmak istiyorsan taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Tabanı a artı 2. Yüksekliği a bir de ne var? Bölü 2. Bu sadece buranın alanını verir bana. Peki Hop şurada yazdığım nereye gitti lan? Kendi kendine silindi mi? Kar iki A kare artı 2A vardı. Şuradan bir A parantezi yapıştırsana. A parantezinde A artı 2'nin 16 olduğunu bulmuş olursun. O halde sen bu arkadaşın yerine 16 yazarsan 16'yı da 2'ye böldüğünde 8 bulursun. 8 ile neyi bulmuş olursun biliyor musun? Bir tane üçgenin alanı 8. E bunların hepsi eş üçgenlerdi. Bu 4 tane eş üçgenin alanında 8 olmasını beklerim. O zaman 4 tane 8'den toplam alanın 32 cm kare ile Bursa seçeneğini işaretledim bile. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bak A'daki AD açı ortay DC açı ortay o zaman B ile D'yi birleştirirsem bu arkadaşlarına ne olduğunu iddia edebilirim Açı ortay olduklarını iddia edebilirim. Peki ben şunu biliyorum. Açı ortaya indirdiğim dikmeler birbirlerine eşittir. Yani şu arkadaşa indirdiğim 90 derecelik dikme ile şu arkadaşa indirdiğim 90 derecelik dikmelerin bunların hep birbirine eşit olduğunu söylüyorum. Bak şimdi EDC açı ortay dikmesi, DFC açı ortay dikmesi. O halde arkadaşım burası 7 ise şuranın da 7 olduğunu iddia ederim. Geriye kaç kalır? 6 kalmış olur. Aynı şekilde açı ortay dikmesi açı ortay dikmesi burası 6 ise doğal olarak şu uzunluğunda 6 olduğunu yine söyleyebilirsin. Aynı mantıkla açı ortay dikmesi bak açı ortaylar şurası 4 o zaman buranın da 4 olduğunu iddia ederim. X'i sormuştu. X de 6 artı 4'ün toplamından doğru seçeneğimin Denizli ile 10 olmasını söyleriz. Değerli arkadaşlarım sonumuza baktığımızda çantalardan birinin kol askı uzunluğu sormuş. uzunluk 10'sa şurası da 10'dur şurası da 10'dur. Ben şu uzunlukları bilmediğim için H'ye H dersem kol askılığının toplam uzunluğunu kol askılığının askılığının toplam uzunluğunu 10 ondan 20 h'den 2 h artı 20 yazabilirim. Peki bu arkadaşlar şuradan asıldığında eşit parçalanacak ya 2 artı 20 ise geriye ne kalır? h artı 10'a h artı 10 olur. Şimdi biraz düşünelim. Bak arkadaşım şuraya kadar 50 verilmiş. Şuraya kadar 58. Şu uzunluğa A dersem şuranın tamamı dikkat et. 58 artı A artı H eşittir. Işte. Peki bu da aynı yüksekliktir. Şuradan aldığımı düşün. Şurası A'ya denk gelir. Bak 50 var. A var. Buradan 50'sini alırsam 8 kalır. 8 artı H'nin de şuradaki Şuradaki dik uzunluğa denk gelmesi gerekir. Doğru mudur? Anlaşıyor muyuz burada? O zaman ben şuraya da ne yazarım? H artı 8. Peki hocam şu uzunluk nedir? E değerli arkadaşım tamamı 20 ise buraya ne kalacaktır şu uzunluğa? 10 kal kalacaktır. Şu sırayla çizdiğim üçgende Pisagor uygularsa yani H artı 10'un karesi eşittir. H artı 8'in karesi artı 10'un karesine. Şimdi ben bunu uzun uzun çözmeyeceğim. Neden biliyor musun? Böyle sorularda mutlaka özel üçgen kullanır adamlar. Sebebi de soruyu çok uzatmamak adına. Çünkü Asıl senin buraya görmen gerekir. İşlem yeteneğini ölçmüyorum ben matematikteki. Şimdi şöyle bakalım. Bak 5'in 2 katı. Aslında burada 5, 12, 13 diye gidiyor sanırım. 12'nin 2 katı, 13'ün 2 katı. Tutuyor mu? Tutuyor. Ne ile tutuyor? H'ye 16 verdiğinde. Bak H'ye 16 verdiğinde 24 yapar. H'ye 16 verdiğimde 26 yapar. 13'ün 2 katı, 12'nin 2 katı. 5'in 2 katı. 5, 12, 13'ün neyi? Türevleri verilmiş. O zaman H'ye ne diyebilirim? 16. Bana H sorulmamıştı. Bana kol askılığının uzunluğu. E H'yi 16 bulmuştum. Yapıştır yerine hocam 32, 32 artı 20'den. Demek ki bizden istenen bir çantanın kol askı uzunluğunun 52. Doğru seçeneğimin Edirne olması gerekir. Değerli arkadaşım bir üçgende bir kenara ait kenar ortay o kenara ait açı ortaydan o kenara ait açı ortay, o kenara ait yükseklikten büyük. Hocam ne diyorsun ya? Şunu diyorum ya. Mesela A kenarı için, A köşesinden indirdiğin kenar ortay, açı ortay ve yükseklikle ilgili düşünürsen. Bu arkadaşın kenar ortayı, evet e, hop hop kenar ortay V ile gösteriyoruz. Ne A'dan büyüktür? Neyden? Açı ortaydan. Açı ortayda neyden büyüktür? Yükseklikten. Aynı mantık VB için de geçerlidir. Aynı mantık, e, şöyle yazalım dikkatli gidelim, VC için de geçerlidir buraya kadar anlaştığımızı düşünüyorum. Tamam bu özelliği verdikten sonra adam diyor ki VA NB'ye eşit. Yani şu arkadaşlar birbirine eşittir diyor. Yani sen istersen şuraya bak dostum bekle hemen yazalım. NB yerine ne yazabilirsin? VA yazabilirsin. Şunu yazdığımı kabul et. Peki şu iki bilgiyi alsam şu kenarda kullansam. VB VA'dan büyükse. Bak bu cümleyi unutma. Kenar ortaylar kenarlarla ters orantılıdır. VB kenarına ait kenar ortay. A kenarına ait kenar ortaydan büyükse ters mantıkla gideceğiz burada. O zaman B kenarı A kenarından ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Attık bu bilgiyi cebe. Yolumuza devam ettik. NB HC'ye eşit. Şimdi dur bakayım. NB neresi? NB hocam şöyle yeşil işaretleyelim. Şurası. HC'de aha da şurası. Sen arkadaşım istersen NB gördüğün yere HC yazabilirsin diyor. Yani gel buraya şuraya HC yaz ve şu iki bilgiyi al bu seferde. Yazıyorum bak dikkat et HC büyüktür HB'den. Değerli arkadaşım yüksekliklerle de aynı şekilde bizim neyimiz var? Ee, cümlemizi unuttuk Ne diyorduk ya? Yüksekliklerde de aynı şekilde ters mantık var. Neyle? Kenarlarla. O zaman C kenara ait yükseklikle B kenara ait yükseklikten büyükse kenar olarak da C kenarının B kenarından ne olması gerekir? Küçük olması gerekir. Ters mantığı kullan. Bekle. B A'dan küçük, tamam mı? C de B'den küçük. Birleştirirsek C B'den, B B'de da A'dan küçük. Baktım hangisi doğru? ben bir şıkkı gözüme kestirdim. Sebebi ne? Ben şunu biliyorum. Bir üçgende kenarlarla hop yazdığımız hemen yazalım. Bizim kalemin özelliğinden yine sildi. Şöyle göstereyim. Ben şunu biliyorum. Bir üçgende kenarlarla arkadaşım o kenara ait kenar ortaylar ters orantılıdır. Bu kenarda bu verilen üçgende ABC üçgende en büyük kenar kim? A. O zaman kenar ortayındaki en küçük A olmalıdır. Yani VA küçüktür kimden? VB'den. VB küçüktür kimden? VC'den. Ya da büyükten küçüğe yazarsan VC büyüktür VB'den. VB büyüktür VA'dan. Var mıdır böyle şık? Evet doğru şıkkım Denizli'dir. Yani seni şunu bilmen lazım. Öncelikle tekrardan söylüyorum. Bir kenara, kenara ait kenar ortay uzunluğu açı ortay uzunluğundan büyük. Açı ortay uzunluğu da yükseklikten büyüktür. Ama bunlar da kenarlarla ne orantılıydı? Ters orantılıydı. Bu yüzden seçeneğim Denizli olmalıdır. Umarım kafana yatırabilmişizdir bu kısmı. Çünkü birazcık karışık gelebilir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda şekil 1'deki ABC üçgeni biçimdeki kağıt C köşesinden tutulup B köşesiyle birleşene kadar üçgen katlandığında şekil 2. Yani şunu diyor. Ben C'den tutup B'ye getirdiğinde o zaman bunların kesişim. Bak D'ye doğrusu bu E noktası BC doğrusal oluyorsa buraların 90'lar derece. O halde buralarda da birer ne olması gerekir? Açı ortay olması gerekir. Doğal olarak tabanlarında birbirine ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. Ben şunu söylerim. DE doğrusu bir kenar ortay doğrusu olur. Tamam. Kağıdı tekrar açıp iz yerini Kalemle çizdiğimizde şekil 3 elde ediliyor. Tamam kalemle çizmiş. Diğer köşeler içinde aynı işlemler yapıldığında. Yani diğer köşeler içinde yaptığında şu köşeden de bir kenar ortay oluşacaktır. Aynı mantıklı arkadaşım. Şu köşeden de bir kenar ortay oluşacaktır. Şöyle farklı çizgiyle göstereyim. Şu şekilde. İşte bu kenar ortayların kesişim noktası nedir biliyor musun? Bizim çevrel çemberimizin merkezidir şurası. Çevrakçam bir merkezi. O halde doğru seçeneğimin Adana olması gerekir. Dostum güzel bir soru var. ABC üçgenin ağırlık merkezi verilmiş. Gel şu biz ağırlık merkezinden bir doğrumuzu gönderelim. Ne olacaktır bu? Hop güzel şöyle ağırlık merkezinden geçsin dostum ya. Bir de rengimizi yeşil yapalım daha güzel olacak sanki. Heh şöyle olsun. Şurasına da bir isim verelim. K noktası. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay oluşturdu. Yani BK'nin KC'ye eşit olması gerekir. Ayrıca ağırlık merkezinde 1'e 2 oran oluyordu ya. Şöyle diyeceğim. Mesela GK'ye 2A dersem A, G'ye 4A derim değil mi? 2 katı hocam niye A demedin? Ya birazdan sanki işime daha çok yarayacağını düşündüğüm için böyle yaptım. Ayrıca sen şunu biliyorsun. İndim dikten. Denden denden. Evet dostum ortadaki senden. Yani ak K arası 4A, 2A daha 6A. Muhteşem üçlü oluştu ya. B, da 6A, K, C'nin de 6A olması gerekir. Bunu attım cebe. Hocam A, B, K üçgeni. Bak 6A'ya burası da 6A olduğuna göre ikiz kenar değil midir? Burası 30 derece burası da 30 derece değil midir? Hocam çok konuşma. İki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açı eşittir. 30, 30'dan 60 derece. Şuraya kaç kalır? 30 derece. Dostum dikkat et. 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A eşittir. Bu yüzden buraya A demedim ki A bölü 2'lerle uğraşmayayım diye. Şimdi bir duralım. Peki bizim BH arası. Bak BH arası 14 santim verilmiştir. Şuraya bir bakar mısın dostum? BH arası kaç A'ya denk geliyor? 6A, A daha 7A. Yani senin 7A aslında 14'müş. Her tarafı da 7'ye böldün de A'yı 2 bulmuş oldun. Çok güzel bir çözüm yapıyoruz. hani. Dikkat et. Bak şimdi KC'nin tamamı 6A'ydı. Şu kısma biz A verdiğimize göre geriye kalan HC yani bizim için X olan yer 6A'dan A çıkarsa 5A'ya denk gelir. A'yı da 2 bulmadım mı ben? O zaman hocam yerine yapıştırırsam X'i 10. Çoktan doğru seçeneğini Denizli bulmuş olursun. Tamamdır dostum. Güzel bir çözüm oldu. Yaslan arkana dostum yine efsane bir çözüm geliyor beraber. Bak A ile D aynı açılar. Alfaya alfa yapıştırdım hocam. Sonra bak şuraya beta dersem şurası da beta olur. Doğal olarak bu açılarda birbirlerine teta dediğimizde aslında bu birinci üçgenli ikinci üçgende Benzerlik yapabileceğini Açı açı benzerlik yapabileceğini görmen gerekiyor E sonra hocam sonrası ne dostum ya Gel şu 30-45 boşuna verilmemiş ya Sen bunu biliyorsun 30'u gördün bir dikme gerekiyor 45'i gördüğünde de bir dikme gerekiyor e Gel biz onları ortak bir dikme indirelim Şuraya 90 derece diyelim 90'ın karşısına 2A dersem 30'un karşısına ne olur A olur Burası bir dikmedir e 45 ise buraya da 45 kalır İkiz kenardır A ise A 90'ın gördüğü A kök 2'dir Harika işler yapıyoruz seninle ya Yeşil üçgen ne? Sarı üçgen ne? Yeşil nerede? Şimdi yeşil üçgene bak. Haydi gel 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 benzerlik yapıyoruz. Alfanın gördüğü kim? 2A. Yeşilde alfanın gördüğü nerede bizim alfa? Aha da şurada. A kök 2. Hemen gel bakayım dostum. Betanın gördüğü kim? X. Diğer üçgende betanın gördüğü 2 kök 2. Hoca hoca hoca. A'lar birbirini götürdü. Hoca kök 2'ler birbirini götürdü. Hop Girdin çapraza 2 İki kere 2'den x'i 4 buldun. Doğru seçeneğini Edirne bulmuş oldun. Ya eğlenerek çözmem gerekiyor ki sen bu soruyu daha rahat algılayabilirsin. Eminim anladığını düşünüyorum. Haydi bakalım.